Herkese merhaba. Bu videoda Alzheimer hastalığından bahsedeceğiz. Sizinle paylaşmak istediğim Alzheimer hastalığına neden olan bu amiloid plak teorisini çürüten bazı yeni bilgiler var. Alzheimer hastalığı üzerine derinlemesine araştırmalar yapan tıp profesörü Profesör Dr. Matthew Schreck tarafından 2006 yılında yapılan bir araştırma, amiloid plakları ile Alzheimer arasında bir ilişki olduğundan bahsetmektedir. Bu bağlantıyla ilgili araştırmalara ait tüm finansmanlar ve çalışmaların kaynağının bu olduğunu bilmenizi isterim. Yanılmıyorsam bu amiloid plağı hayvanların beyinlerine enjekte etmişlerdi ve bunamaya sebep olmuştu. Bu birçok araştırmacının izlediği bir çalışmadır. Böylece araştırmalarına devam edebilmişlerdir. Çünkü o dönemde yapılan birçok çalışma Beyindeki plakları azaltmaya veya plakları önlemeye çalıştıklarında olumlu bir gelişme göstermemiştir. Başka bir deyişle Alzheimer'a neden olan plak teorisi hiçbir zaman kanıtlanamamış ve sonuçlandırılamamıştır. Ne yazık ki pek çok insan uzun süredir bir yanıt ve tedavi çözümü bulmak için bu araştırmalara bel bağlıyor. Temelde onlarca yıldır yanlış hedefe odaklanıyorlar. Kolesterol ile ilgili de benzer şeyler oldu. Onu kötü bir bileşen olarak tanımladılar ve kolesterole bu aşırı odaklanma 50'lerden beri devam eden kalp problemlerinizin kökü olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar 50'lerde yapılan bazı araştırmalara dayanıyordu. Bu araştırmalardan belirli bilgileri seçerek çıkardılar. Bu da kolesterolün kötü olduğu konusunda farklı bir sonuca varmalarına neden oldu. Tabii ki aynı şey Depresyon teorisinin kimyasal bir dengesizlik olmasıyla dolmuştu. Son zamanlarda depresyonu olan kişilerin tedavide kullanılan ilaçların temelini oluşturan ve tedavi edilmesi amaçlanan kimyasal bir dengesizlik yaşadıklarını gösteren hiçbir kanıt olmadığı keşfedildi. Şimdi Alzheimer'a neden olduğunu düşündüğüm şeye girmeden önce Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden bahsedelim. Son olayları hatırlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Aynı zamanda kelimeleri bulmaya çalışmakta da mı zorlanıyorsunuz? Mekansal konum konusunda problem yaşıyorsanız ve navigasyon olmadan şehirde gezinmeniz çok zor oluyorsa, bu arada bu durum tamamen uzayda nerede olduğumuzu belirlemeye çalışmakla ilgili olan hipokampus adı verilen beynin bir bölümü ile ilgilidir. Bu Alzheimer hastalığında olan ilk şeydir. Hipokampus küçülmeye başlar ve ayrıca koku alma duyunuzu kaybetme ve Ruh halinizde dalgalanmalar yaşamaya eğiliminde olursunuz. Dolayısıyla bu konuyu öğrenmek için önce gerçekten ne bildiğimize bakmalıyız. Biliyoruz ki Alzheimer hastalığında beyin küçülür ve bu küçülme hipokampus ile başlar. Ayrıca Alzheimer'a yakalanan insanların yaş ortalamalarının giderek gençleştiğini, yani 45 yaşındaki insanların hatta 30'lu ve 20'li yaşlarındaki insanların Alzheimer olduğunu da biliyoruz ki bu çılgınlıktır. Ayrıca hiperinsülinemi, insülin direnci ve Alzheimer hastalığı arasında anlamlı bir ilişki buldular. Daha önce de söylediğim gibi, amiloid birikintilerini tedavi etmenin sonuç vermediğini ve verimli olmadığını gördüler. Ayrıca bu videoda girmeyeceğim apolipoprotein E ile ilgili bir risk faktöründen de bahsederler. Fakat gerçekten bunun LDL ile ilgili olduğu ki bu arada buradaki bu hiperinsülinemi ile arttığı Bilmeniz gereken tek şeydir. Biraz sonra bu konuya biraz daha değineceğim. Fakat yaptığım şey Alzheimer'ın alternatif teorilerini aramaya başladım ve pek çok veriyi didik didik ettim. Alternatif bir teori ararken çoğu çalışma çıkmaza girdi ve çok zaman harcadım. Böyle olacağı belliydi. Çünkü çoğu teori bu eski teorilere dayanıyordu. Alternatif teori, Alzheimer hastalığının bir lizozomal depolama sorunu olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Peki lizozomal depolama sorunu nedir? Çöp kovanızdaki çöpleri geri dönüştürmenize ve temizlemenize yardımcı olan küçük bir fabrikadır. Yani hücrelerinizde ve nöronlarınızda bu lizozomlarınız var. Görünüşe göre Alzheimer hastalığında bu çöp atma ve geri dönüşüm mekanizması bozuk olur. Evinizdeki çöplerden kurtulmanın bir yolu yoksa ve çöpler birikmeye başlarsa, sonunda çöp ve toksisite yüzünden eviniz yaşanmaz hale gelir. Alzheimer hastalığında olan da tam olarak budur. Yani bu küçük lizozom, hücrelerinizdeki geri dönüşüm ve çöp öğütmesinden sorumludur böylece eski hasarlı maddeler çöpler ve hasarlı proteinler bu küçük mekanizmadan geçer orada bir şeyleri çözen ve parçalayan 50'den fazla enzim ve asit vardır tamam mı öte yandan bu canlandırıcı yapı taşlarını salgılar böylece vücudunuz çok verimli olabilir ve yeni hücreler inşa edebilir Tüm bu sürece otofaji denir. Otofaji, vücudunuzun bir şeyleri geri dönüştürdüğünüz bir halidir. Peki soru şu ki, bu teoriyi destekleyecek herhangi bir veri var mıdır? Buna cevabım, evet, öyle olur ki PSEN1 adlı gende çok yaygın bir mutasyon oluşur. Eğer bu gende bir sorun varsa, yani bir mutasyon varsa, Çöpleri hücrelerinizden dışarı atmakta çok zorlanacaksınız. Görünüşe göre bu genin bir mutasyonunun Alzheimer hastalığına neden olduğu uzun zamandır biliniyor. Yani bu teoriyle de uyuşuyor. Bulduğum bir patent de var. Tüm bunların bağlantılarını aşağıya bırakacağım. Bu patent lizozom işlevselliğinizi artırmayı içeriyor. Pekala, lizozomal işlevi iyileştirmeye veya geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek bazı ilaçlar var. İlaçlardan ikisi burada. Bu ilaç nörodejenerasyonu azaltır. Buradaki ilaç nörogenezi teşvik eder ve yeni nöronları yeniden üretir. Şimdi, otofajiyi Alzheimer hastalığına bağlayan başka çalışmalar var mıdır? Evet, epeyce var. Yine günümüzde Alzheimer hastalığı bir otofaji sorunu gibi görünmektedir. O zaman soru şu, otofajiyi ne tetikleyebilir? Pekala, şu anda ineceğim konuda budur. Ancak otofajiyi uyaran en güçlü şeyin oruç tutmak olduğunu ve oruç tutmanın Alzheimer hastalığını iyileştirdiğini gösteren çok sayıda araştırma olduğunu unutmayın. Pekala, bu faktörlerin çoğu bu teoriyle uyumludur. Şimdiye kadar bu teorinin Alzheimer hastalığının gerçek olası nedeni olduğuna inanıyorum. Pekala, yan etkileri olduğu için ilaç kullanmayı sevmeyenler için bir sonraki soru, elbette bu ilaçların lizozomu artırabilecek doğal versiyonları var mıdır sorusu olmalı. Evet, lizozom işlevini ve otofajiyi artırmak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bilmeniz gereken ilk şey, otofajiyi tetikleyen şeyin glikozun düşürülmesi olduğudur. Bu çok güçlü bir motive edicidir. Peki bu düşük glikoz olayı ne anlama geliyor? Bu karbonhidratları azaltmak ve şeker tüketmemek demektir. Yani ketojenik diyet uygulamaktır. Bu bir numaraydı. İkincisi oruç ve bundan daha önce bahsetmiştim. Şahsen Alzheimer hastası olursam veya eşim Alzheimer hastası olursa aralıklı oruç uygulayacağız ki zaten şu an onu uyguluyoruz. Fakat bunu günde bir ön yemek anlamına gelen OMAD diyeti şeklinde yapmanızı öneririm. Haftada bir 48 saat oruç tutmayı da ihmal etmeyin. Peki ya kişi gerçekten çok zayıfsa? Bilirsiniz bu oruç onun için bir problem olacak diyebilirsiniz. Şunu dinleyin. Sonradan Alzheimer'a yakalanmaktansa birinin çok zayıf olmasını ya da kendim çok zayıf olmayı tercih ederim. Kayınvalidem Alzheimer olmuştu ve yaşadığı huzur evine gitmiştim. Tüm bu Alzheimer'lı insanları eşlerini ziyarete geldiklerini ve oturup onlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını görmek yürek parçalayıcıydı. Aslında Alzheimer muhtemelen sevdiğimiz birinin başına gelebilecek en yıkıcı şeylerden biridir. Çünkü bu durumda düşünme ve iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Bu trajik bir durumdur. Tabii ki oradayken onları neyle beslediklerini izlemiştim. Önler arasında atıştırmalar ve saf karbonhidratlar vardı. Pekala, üçüncü olarak lizozom teşvik edici etkileri olduğu kadar otofajiyi de artıran belirli bitkileri nasıl kullanabileceğinizi araştırdım ve harika bir araştırma buldum. Bulduğum ilk şey, zerdeçaldan gelen kurkumindir. Bu sadece bilissel işlevi iyileştirmekle kalmayıp, inanılmaz özelliklere sahiptir. Demek istediğim pek çok şey için iyidir. Ama özellikle lizozomları iyileştirir ve güçlendirir ki bu harikadır. İki numara, çam ağacı kabuğu. Özellikle çam kabuğundaki piknaginol, lizozomları güçlendirmeye yardımcı olabilecek belirli özelliklere sahiptir. Sonra yıldırım otu veya thunder god By, yeşil çay ekstrası, özellikle EGCG, otofajiyi artırmada büyük etkileri vardır. Bir sonraki omega 3 yağ asitleri, özellikle dokosaheksaenoik asit, otofajiyi artırmada harika etkilere sahiptir. Ayrıca küçük zincirli yağ asitlerinin de otofajiyi artırdığına dair veriler bulundu. Küçük zincirli yağ asitlerini mikroplarınızdan elde edebilirsiniz. Mikroplarınız bu yağ asitlerini yediğiniz liflerden üretir ve ben burada salatalar gibi liflerden bahsediyorum. Böylece lif mikrobiyomunuza ulaştığında kimyası ketonlara çok benzeyen bu küçük yağ asitlerini üretir. Bu yüzden ketojenik diyet uygulamak, glikozu azaltmak, küçük zincirli yağ asitlerini ve ketozisi artırmakta fayda vardır. Egzersiz ayrıca otofaji için bir başka önemli tetikleyicidir. Dolayısıyla bunu da eklemeliyiz. Sonra uyku ve turkilerden sebzeler ve bazı fitobesinler ve sızma zeytinyağımız vardır. Hakiki zeytinyağı aldığınızdan emin olun. Son olarak da sıcak ve soğuk terapi. Yani kısacası Alzheimer hastalığını tedavi etmek amiloid plaktan kurtulmak değildir. Lizozomda biriken çöplerden kurtulmakla ilgilidir. Bunu otofajiyi teşvik ederek yapabilirsiniz. Tüm bunları sevdiğiniz birine veya tanıdığınız bir arkadaşınıza uygulamak büyük bir önem taşır. Alzheimer'ı önlemek için bu bilgileri hemen kendinize, arkadaşlarınıza, ve ailenize uygulamaya başlamak çok ama çok önemlidir. Nasıl aralıklı oruç tutulacağını öğrenmek isteyenler için bu videoyu buraya ekliyorum. Buna bir göz atın.